Merhabalar, Margarita Kılıçlı benim. Eşim Onur Kılıçlı 35 yaşındayken vefat etti. Evet, 8 yıldır evliyiz. Eşimin de hayali vardı hep, yelken kanat eğitimi alacaktı. Ancak yani bu zamana kadar Türkiye'de bir eğitim bulamadığı için yapamadı. Çok sevindi. Birkaç ay önce Mayıs ya da Nisan'ın sonu birisini buldu, eğitim veren kişiyi buldu ve ona bir mesaj atmış internet üzerinden. Ancak ben bunu bilmiyordum. Buna Eylül'ün 7'sinde akşam bu haberi verdi. O kişi bir dönüş yaptı eşime. Kusura bakmayın diye çok geç dönüş yapıyorum size. Ancak şimdi yapabildim. İsterseniz yelken kanat eğitimimize katılabilirsiniz bu hafta sonu. Yani Eylül'ün 10'unda pazar günü biz beraber gittik. Eşim, ben ve kızımız, 5 yaşında kızımız. Orada saat 10 itibarenden saat 5.30'a kadar vakit geçirdik. Şimdi o arada 25 dakikalık gibi bir eğitim aldı o sürede. Düzgün bir yerde, işte yer Gölbaşı alanı. Yani o gittiğimiz gün eşim onunla ilk defa yüzbaşı görüştü. Bunu biliyorum. Ondan önce ancak telefonla konuştu. Eski asker değil yani. Benim bildiğim kadar şimdilik helikopter pilotu. Sonra biz ayrıldık. Kalan öğrenciler orada kalmışlar. Çünkü artık geç oldu. Biz de yorulduk. Kızımız yoruldu. Bu şekilde saat 5.30 gibi ayrıldık. Eve döndük o akşam. Eşim de bana dedi, bu şekilde ders, 15 tane ders alacağım bu şekilde. Hep beraber gelelim buraya her zaman. Siz de eğlersiniz. Siz de izlersiniz. Artık güvenli olduğunu gördün sen. Bir şey yok burada, ancak yani düz bir yerde koşa koşa. Eylül'ün 16'sında beraber gidecektik yine, konuştuğumuz gibi eğitimi. Bu arada eşim ödediğini söyledi. 25 TL, 1000 TL, 25.000 TL ödediğini söyledi. Bu eğitime karşı 15 ders almak için. Eylül'ün 16'sında maalesef beraber gidemedik. Çünkü kızımız çok hastalandı. Ve biz o gün evde kalmaya karar verdik. Eşim eğitime giderken akşam döneceğini bekliyorduk. Ancak dönemedi. Biz de saat 8.30 ben ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. Eşim açmadı. Yani birkaç dakika sonra kazayı geçirdiğini bir haber aldım. Zaten ondan sonra vefat ettiğini de haber aldım. Birkaç dakika sonra. O gün yani eşim vefat ettikten sonra ben WhatsApp'a girdim, onun kişisel bilgisayarından üzerinden WhatsApp'a açıktı. Bir grubu fark ettim, o grup olduğunu fark ettim orada. Evet. Birinin tarafından oluşturduğu grubu gördüm. O gün sabah saat 9 gibi, 9-10 arası gibi bir mesaj gözüküyor. Eğitim veren kişisinden tarafından motor arızalı, yani onu düzeltmeye çalışıyoruz. Eşim o gün yani bir başka değişik bir şekilde eğitim alacağını benim haberim yoktu. Yani normal eğitime gidiyordu. Zaten bizim konuşmamız, önceden sohbetimiz olmadı. Böyle bir tow motora bağlayacaklar diye bu yelken kanatı. Bu sürpriz oldu benim için açıkçası. Onu kaldırmışlar. Tow motor bir sisteme bağlı bir telli ya da ip kaldırmışlar havaya. Bir de yaklaşık 5 metre üzerinden o araç, yelken kanat düşmüş yere. Eşim bu şekilde zarar gördü ve vefat etmiş. Tek başına mı? Tek başına, evet, tek başına bindi. Ben bundan şüpheleniyorum, yani şüphelim bu. Yani böyle bu şekilde eğitim verilmezdi. Eğitim 15 ders süresinde boyunca çok basit bir şekilde sadece pratik öğrenmek için verilecekti benim bildiğim kadar. İhmal olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci sefer eğitime katılan adamı tow motorun sistemini, yelken kanatı bağlıyorlar ve
havaya kaldırıyorlar. Eşimin daha pratik olmadığı için o zaten o ipi çekemezdi ya da yanlış bir hareket yapardı havadayken. Yani ölüm sebebi o olurdu, zaten oldu. Evet, yani korsan bir eğitim veriyordu. Ben böyle diyorum. Zaten o akşam o kişiler eğitim vermediğini söylemişler. Biz burada ancak arkadaş olarak toplandık ve bu eğleniyorduk bu şekilde. Ama bu doğru değil. Çünkü ilk gününü biz de oradaydık. Ben ve kızım biz gördük. Biz eğitim almaya eşimle gidiyorduk. Eğitim bu eşim alacaktı bu eğitimi. Biz de izleyecektik. Yani planımız buydu. Ona göre diyorum ki bu eğitimdi. Eşim zaten internetin üzerinden ulaşmış bu kişiye. Sitesi var. Şimdi o bilgiler silinmiş oradan. Ama eski kalanları görüntüler var. Eğitim verdiğini. Şimdi zaten eğitim verdiğini hiç bir söz geçmiyor o sitede. Ben niye istiyorum? Ben şimdi ve kızım kaldık burada, Türkiye'de. Ben zaten yabancıyım. Şimdi eşim bizi o kadar seviyordu. O kadar koruma alıyordu her zaman, yani her şeyden. Madde olarak o da bakıyordu bize. Yani biz şimdi onsuz kaldık burada. Yani bizim için çok zor hayat olabilir ileride. O yüzden yani işimi artık döndürmem hiçbir şekilde, ama en azından kızımın düzgün bir hayatı olsun. Hiçbir şeyin ihtiyacı olmasın, babası baktığı gibi yaşasın. Düzgün bir eğitim alsın. Çünkü planlarımız buydu. O da onu gerçekleştirmeye çalışıyordu. Çok çalışıyordu. Çok yetenekliydi. Endüstriyel tasarımcı bu arada. Yani son yaptığı işler de çok önemliydi. Evet, ben adliyeden rica etmek istiyorum. Bu olaya çok dikkatli bakmanızı rica ederim. Yani kızım kaldı. O da babasını kaybetti. Boş bir yerden. Lütfen buna, yani detaylarına dikkat edin, rica ediyorum. Bayağı kestim. Bak, alalım mı ne kadar? Ne kestim? Vay be. Ay götür. Sarı neredeydin o zaman? Bırak ya. Şimdi hani el sıra.